Toprak. Toprak. Kusura bakma. Çınar, ne oldu? Şey, aslında Lale hiç uyanmadan uyuyor da yıkarken üşüttük mü acaba kızı? Yani ateşi falan çıkmış da uyuyor olmasın? Ateş mi? Var mı ateşi? Yok, ateşi falan yok. Sana mı öyle geldi acaba? Lale yalıdayken çok ağlıyordu, çok sık uyanıyordu bu yüzden. Burada böyle uyuyunca tedirgin oldum ben de. E burada huzurlu demek ki. Bir şey anlamıyorlar zannediyoruz ama ne kadar küçük olurlarsa olsun çocuklar evdeki bütün tatsızlıklardan, bütün huzursuzluklardan haberdar oluyorlar. Hissediyorlar çünkü. Haklısın galiba. O yalıdaki kavgalardan, o yalanlarla örülmüş duvarlardan ben de çok sıkılmıştım, çok boğuluyordum. Oradaki kaostan sonra burası cennet gibi geldi kızıma da bana da. Gerçi ne kadar kaçmaya çalışırsam çalışayım, gerçeklerden bir türlü kurtulamıyorum. Sonuçta ailem sandığım insanlar hala oradalar. Ama şimdi daha iyisin değil mi? Evet. Ama senin sayende biliyor musun? Sakinliğinle, bu huzur veren bakışlarınla buradaki dört duvarı sıcacık bir yuva haline getirdin. Toprak. Biliyor musun? Bu evde uyumakta bayağı zorlanacağım. Neden ki? Çünkü seninle aynı odada kalmaya çok alıştım ben. Bir eksiklik hissediyorum. Belki kanepeden sonra yatak çok büyük geldi. Belki de nefesini arıyorum. Kalkalım istersen, ses yapmayalım. Uyanmışsın yani. Toprak. Odalarımızı değişelim mi? Neden ki? Sen bu eve geldiğimizde odayı çok sevmiştin. Ben sadece yatmak için kullanacağım zaten. Sen bütün gün evdesin. Orada daha rahat edersin. Olmaz öyle şey. Hem ben odamda çok rahatım. İyi de burası çok küçük. Çınar, beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama bu ev senin evin, o oda da senin odan. İyi geceler. İyi geceler.
Neden böyle sinirlendin? Hı? Yoksa kocanı kıskandın mı? Sanki böyle gitgide sen abayı yakıyor mu Çınar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.